Herkese merhaba arkadaşlar. Bir soru bir cevap videosuyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar SO2'nin Lewis yapısını sorduğu bir arkadaşınız. Onun düşündüğü yapıyı da size göstereceğim. Neden bu şekilde değil diye bir sorusu var. Şimdi SO2'nin Lewis yapısını tekrardan çizelim. SO2. Gügürdün atom numarası 16. Değerlik elektronu 6. Yani 6A grubunda. Oksijen de 6A grubunda. Yani 3 çarpı 6 eşittir 18 toplam değerlik elektronumuz var. Gügürdün elektronegatifliği daha az olduğu için merkeze aldık. Oksijenleri de uç atomlar olarak yerleştirdik. 18 elektrondan 2-4 tane elektronu bağ için harcandığından, kovalent bağlar için harcandığından çıkartıyoruz. Evet, geriye 14 elektronumuz kaldı. Uç atomlardan başlayarak bu 14 elektronu yerleştiriyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Şimdi arkadaşlar oktetlere bakıyoruz. Oksijenin 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Gükürdün 2, 4, 6. Gükürdün oktetini tamamlayabilmek için şöyle oksijenden bir elektron çifti aldı. Tekrardan çizelim. Evet, gükürt bir bağ daha yaptı oksijenle. Bu şekilde kalan ortaklanmamış elektronları da şu şekilde yazarsak tekrardan şu yapıya ulaştık. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Gükürdün de oktedi böyle oldu. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde gükürt bu elektron çiftini sol taraftaki oksijenden de alabilirdi. Yani bu da ikinci olasılığımız. Onu da çizecek olursak sol taraftaki oksijenden alırsa onunla bir bağ daha yapacak. Evet, bu şekilde çizeriz. Şimdi yine bu oksijende 4 ortaklanmamış elektron, kükürtteki burada diğer oksijenin ortaklanmamış elektronları da bunlar. Şimdi bu şekilde yazdık arkadaşlar Lewis yapısını. Ben bu şekilde açıkladım size SO2'nin. Şimdi bir olasılık daha var arkadaşlar. Bir olasılıkta şu şekilde kükürdün oktetini aşması. Kükürt 3. periyot elementi olduğundan oktetini aşabiliyordu. Şimdi burada oktetini aşsın. Ne yapsın? Şunu tekrar çizelim. Tekrar çizelim. Bu ilk halinden. İlk hali bu. Evet, şöyle. Burada kükürt oktetini tamamlamak için hem bu oksijenden 2 elektron alsın hem bu oksijenden 2 elektron ortaklanmamış elektron çiftini alsın. Bu durumda nasıl bir yapı elde ederiz? 2 oksijenle de birer bağ daha yaptı. Evet, kalan ortaklanmamış elektron çiftleri bunun üzerinde 4 tane, bu oksijende 4 tane kaldı ve kendi üzerinde var. Bu da diğer bir olasılık. Burada da oksijenlerin okteti 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, kükürdün okteti 2, 4, 6, 8, 10. Oktetini 10'a genişletmiş oldum. Şimdi arkadaşlar formal yüklere bakalım. Formal yüklere bakalım. Burada oksijenin formal yükü 6 değerlik elektronu, eksi 2, 4 ortaklanmamış elektronu var. 2 bağ yapmış. 0. Bu oksijeninki de 0. Kükürde bakalım. Değerlik elektronu 6. Ortaklanmamış elektronu 2. Bağ sayısı 4. 0. Şimdi şunlara bakalım. Oksijenin formal yükü, değerlik elektronu 6, 2, 4, 6 ortaklanmamış elektronu var ve 1 bağ yapmış. Eksi 1. Kükürde bakalım. Değerlik elektronu 6, 2 ortaklanmamış elektronu var, 3 bağ yapmış. Artı 1. Bu oksijeninki de 6 değerlik elektronu, 4 ortaklanmamış elektronu var, 2 bağ yapmış. 0. Aynı şekilde arkadaşlar şu oksijenle şu oksijen aynı, gördüğünüz gibi 0, eksi 1, artı 1 olduğunu yazarsanız bulursunuz bu formal yükleri. Şimdi biz SO2'nin Lewis yapısı için sadece ben şu iki yapıyı göstermiştim. Bu iki yapıyı gösterdim. Bu ikisi birbirinin rezonansıdır. Çoğu kitapta bu şekilde gösterilmektedir arkadaşlar. Fakat şu yapı da mümkün. Bu yapı da mümkün ve bu da rezonans yapılardan birisi. Yani gerçek Lewis yapısı budur diyemiyoruz. Bu üç yapıda
rezonansa katkıda bulunmakta. Şuraya şöyle ok çizersek çift yönlü. Yani bu da üçüncü rezonansa katkıda bulunan üçüncü yapı. Yani SO2 molekülünün Lewis yapısı bu üç tane yapının bir rezonansıdır arkadaşlar. Şimdi zaten şöyle molekül geometrilerini, molekül geometrisini ve hibrit türünü belirlerken baktığımızda molekül geometrisi ve elektron çifti geometrisi için. Şimdi elektron çifti sayısına bakalım. Buradaki elektron çifti sayısı 1, çift bağları 1 sayıyorduk 2 ve 3. Burada bu şekle bakarsak elektron çifti sayısını 3 buluruz. Bu şekle bakarsak kükürdün yine 1, 2 ve 3 elektron çifti sayısını bunda da 3 buluruz. Buraya bakarsak 1, 2 ve 3 yine elektron çifti sayısını 3 buluruz. Elektron çifti sayısı 3 ise bu bir düzlem üçgen geometri oluşturur. Molekül geometrisine geçecek olursak molekül geometrisine. Şimdi düzlem üçgeni çizelim. Şu şekilde. Aralarında 120 derece açı var. Düzlem üçgeni çizdik. Bunlardan bir tanesi ortaklanmamış elektron çifti. Evet, her birinde de ortaklanmamış elektron çifti var. Şu bağlardan bir tanesinde, yani şurada ikisi de çift bağ. Burada tek ve çift bağların yeri değişmekte. Yani bunlar zaten bu çift bağın yeri tam olarak belli değil. Üçü de birbirinin rezonansı. Hepsinin toplamı kükürt ve oksijen arasındaki bağ derecesini bize vermekte. O yüzden arkadaşlar şuraları oksijenleri bağlayalım. Şöyle diyelim, bir tanesini gösterdik. Üçü de olası. Sonuçta ne olmuş oluyor? Bir tane ortaklanmamış elektron çifti zaten var. Bu ortaklanmamış elektron çiftini kapattığımızda arkadaşlar geriye kalan geometri zaten nedir? Açısaldır. Açısal. Yani SO2'nin molekül geometrisi açısaldır. Hangi Lewis yapısını yazarsanız yazın aynı sonucu bulursunuz. Onun dışında bağ açılarına da üçgen, düzlem üçgen olduğundan bağ açıları 120 derece. SO2 molekülünün deneysel olarak bulunan bağ açısı da zaten 119 derecedir. Yani arkadaşlar bu yapıyla, yani bu 3 Lewis yapısından hangisini yazarsanız yazın aynı elektron çifti sayısına, aynı elektron çifti geometrisine, elektron çifti geometrisi ve aynı molekül geometrisine ulaşırsınız ve yaklaşık 120, yani 119 derecelik bağ açısını bulursunuz. Bağ derecesini de arkadaşlar tam bir çift bağ, yani hangisinin çift bağ olduğu tam olarak belli değil. Bu üçünün rezonans yapısıdır. O yüzden SO2'nin Lewis yapısı dediğimizde bu üçünü de çizebilirsiniz. Bu da mümkün olan yapılardan biri. Formal yükler açısından bu formal yükleri sıfır, yani hepsi sıfır. Hiç formal yük yok. Burada ise artı 1, eksi 1 gibi formal yükler var. Bunun daha olası olduğu söylenebilir. Fakat arkadaşlar SO2'nin Lewis yapısı bu üçünün de rezonansıdır. Üçünden birini de yazabilirsiniz. Yanlış olmaz. Aynı şekilde molekülün polaritesinden bahsedersek de arkadaşlar, bir tanesine ortaklanmamış elektron çifti koyduk. Zaten açısal bir geometri elde ettik. Açısal geometride de oksijenler daha elektronegatif. Oksijenlere doğru şu şekilde tek tek dipoller var. Ve bu iki dipolün ortalaması, yani toplamı sonucunda da vektörel toplamı, aşağı doğru bir dipol elde ederiz. Yani SO2'nin polar yapıda olduğunu her 3 Lewis yapısı da hangisini çizerseniz çizin size söyleyecektir. O yüzden arkadaşlar bu şekilde bu üçünü de çizip bunların rezonansıdır demelisiniz SO2'nin Lewis yapısı için. Ama çoğu kitapta en çok gösterilen Lewis yapısı şu ikisinden biridir. Şu çok fazla gösterilmez. Şu ikisinden biridir. Zaten fark etmez hangisini yazarsanız yazın. Buradaki bütün özellikleri doğru bir şekilde bulabilirsiniz. Evet, yani Lewis yapısını yazın dendiğinde size bence üçünü de çizin. Ama molekül geometrisini, elektron çifti sayısını,
polaritesini bulurken herhangi birini kullanırsanız da aynı sonuca zaten ulaşmış olacaksınız. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.